Selam dostlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videoda da bias belirleme üzerine konuşacağız. Ee, bu seferki yorumumuz Euro'nun bu haftaki hareketleri üzerine olsun. Nasıl bias belirleyebilirdik? Nelere dikkat etmemiz gerekirdi? Biraz bunlar üzerine konuşalım. Şöyle bakalım. 13'ü 16'sı şuradan keselim bakın. Şöyle keselim grafiği. Şimdi fiyatımızda biz nelere dikkat etmemiz lazım? Ee, 4 saatlik yapımızda bakın bir ihlalimiz şöyle yapalım bir ihlalimiz bununla beraber bir şurada bosumuz bakın bir bosumuz ve de bir swing kayımız var fiyat burada bir e, yukarı yönlü kapanış yapmadığı için 4 açta yapımız hala aşağı ama bununla beraber e, fiyatın alt zaman dilimlerinde ne yaptığı da önemli. Şu bölgeyi bir incelemek istiyorum. Bakın bir ihlalimiz. Bakalım şuraya almış mı fiyat? Bakın bir ihlalimiz. Ve de fiyatı tekrardan fiyatın tekrardan işte yukarı yönlü taşınması olarak yorumlayabiliriz. Burası da aslında bir likidasyon kurgusudur. Bakın. Bu bölgede aslında bir Likidasyon kurgusudur ve bu dört taşta oluşan bir kurgudur. Sonra devam ediyorum. Burada e, yukarı yönlü bir kırılım gelmeli. Bir alt zaman dilimine düşelim. Şimdi bir alt zaman dilimine baktığımızda e, fiyatımızın tekrardan bakın yukarı yönlü e, ihlali ve tekrardan fiyat aşağı yönlü devam etmesi inceliyorum. Şöyle bir şurada bir kapanışımız var mı? Bir ee, haşik swingine bakıyorum bu arada şu an. Burada bir kapanış yok. Tamam. Likidasyon kurgusu bakın bir bir haşta burada da likidasyon kurgusu yapmış. Neden? Çünkü şu alanda bir kapanış vermemiş. Kapanış verseydi direkt buradan şey yapabilirdik yine. Bir haş swing kırıldı diyebilirdik. Kapanış yok. O zaman bir haşik swingi de bu bölgeye gelmiş oluyor fiyatın. Şöyle yazalım. Swing height. Hem ee, 4 haş hem de 1 haşlık Swing'i aynı bölgede. Peki buranın üstünde bir kapanış gelmiş mi? Bakıyorum. Bakın buranın üstünde bir kapanış gelmiş. O zaman biz burada ne diyebiliriz? Bir 1 haşlık karakter değişimi var diyebiliriz. Yapımız yukarı yönlü. Şöyle Swing'i yerleştirelim. 1 haş. Bununla beraber Fiyat e, şurada bakın burası hem 4 haş hem de 1 haşlık bir manipülasyon alanımız. Bu bölgede fiyat e, tutunmuş. Bununla beraber ana yapımızda şu an 1 haşlı yukarı olduğu için ve e, buranın hem 1 haş hem de 1 üst zaman diliminde likidasyon kurgusu bölgesi olduğu için ilk aşamada fiyatı buradan tutabileceğini öngörebiliriz. İşte hangi seviye olabilir? Son bölgesi olabilir bunun. Şöyle yapalım bakın. E, bu son bölgesi olabilir ve burada e, biz direkt hani işleme atlamadan bir konfirmasyon görmemiz lazım. Bunu da en iyi nasıl yapabiliriz? Alt zaman dilimlerine düşerek 15 dakika veya e, 5 dakika bir 15'e bir bakalım fiyatımız nasıl geliyor. E, devam edelim oynatalım mı? İhlalini aldı. Bakın. İhlaller alındı. Ve bununla beraber altında bir kapanış geldi. Ne oldu? Bir boş gerçekleşti. Sonra devam ediyorum. Bir swing ay. Bunlar 15 hamlik. Yazmayla uğraşmayalım. Devam ediyorum. Şöyle bir inceliyorum. Bölgemizin içerisine geldi. Eğer fiyat swingini de yukarı kırarsa biz ne yapacağız? Buradan e, yukarı yönlü bir işleme bakabiliriz. Bakabileceğimiz yerler ilk aşamada e, açıklık seviyeleri ve bununla beraber işte fiyatı e, oluşacağı hareketlere göre yeni tepeye de taşıyabiliriz. Ama fiyatın e, bu alanlarda bakın şurada bir açıklığı olduğu için e, fiyatı ilk aşamada bu bölgelere kadar taşımak en güvenlisi olacaktır. Sonra devam ediyorum inceliyorum 15'te. Şöyle bir 5'e geleyim. 15'te bir devam edelim. Bakın ne yaptı? Fiyat bir ihlal daha. Bir boz. Bir de swing aynı oluşturdu. Şimdi bununla beraber şöyle 5 dakikaya geldiğimde ikisini bir arada götürmeye çalışıyorum. Bunun en büyük nedeni optimal Yer benim için neresi olması lazım? Bunu anlamam lazım. Ee, zaman dilimleri arasında geçerken bu yeri da geçeyim. Şimdi direkt mesela bir saatten bir dakikaya düşmüyorum. Ee, daha doğrusu şöyle anlatayım. Zaman dilimlerine geçerken her zaman bir alt zaman dilimine göre konum almak. Bize aslında en güvenlisini verir ama burada negatif olarak şu olabilir 1 dakikadan 15'e düştüğümüzde belki yapıyı vermez 5'te verir o zaman 5'te onaylı olarak bir e, işlem almak bizim için her zaman e, hem işleme daha önceden girmemizi sağlar hem de e, yapıyı kaçırmamamızı sağlayabilir o yüzden iki zaman dilimine bir arada bakıyorum bakıyorum bakın burada işte ihlallerim var tekrardan bakın swing high şimdi şu artık yukarıda kaldı bununla işimiz kalmadı çünkü 15'likti. Yeni bir hem 15'lik oluştu hem 5'lik oluştu burada. Bakın şöyle göstereyim. Hem 15'lik hem 5'lik oluştu. Yazalım buraya. 5M 15M Aynı şekilde buna da 5M 15M Tamam. Şimdi inceliyorum yapıyı. 5 dakikada bir takip edelim. Eğer yapımız kırılırsa veya bir tur daha yukarı işte beşemlik. edin ki şöyle bir yapı oluşursa bu sefer buranın kırılmasıyla tekrardan yukarı yönlü bakacağım. Devam ediyorum. Bakıyorum yapıya. Şu an bir swing oluşmadı. Devam edelim. Evet piyasa açıldı. Şimdi buradan niye short bakmıyorum? İlk başta onu söyleyeyim. Çünkü benim ana yapım... Bakın. Ana yapım şu an yukarı yönlü. Ve ben burada long bakabileceğim bir aralıktayım. Benim short bakmam için... işte e, şu bölgelerden veya bu bölgelerden bakmam lazım. Benim şu an burada short bakmam... Sadece... E, yapıya karşı bir işlem olur ve güvenli bir işlem olmaz. Ve de short bakılabilecek bir alan olmaz. Yani çünkü fiyat hedef bölgesine geldi. Hedef bölgesine geldiğine de benim fiyata karşı bakmaktansa fiyat yönünde bakmam her zaman daha güvenli olacaktır. Devam ediyorum. Takip ediyorum yapıyı. Sabah saatleri. Şöyle uzatalım. Şimdi bakın. Ne gerçekleşti? İlk senaryo. Şöyle yapalım. Yukarı yönlü kırıldı mı bu? Kırıldı. Hemen gerçekleştiriyoruz. Yazalım. Karakter değişimi. <laughs> 5M 15M. Bununla beraber burası da swing low'umuz oldu mu? Swing low'umuz oldu. Tamam şimdi inceliyorum ben bir işleme gireceğim ama hani bu işlemi e, fiyat nereden dönebilir? Buna bir alan belirlemem lazım. ilk başta bakıyorum fiyat bir kurgu gerçekleştirdi mi? E, son kurgusu bakın ihlali var. Ve tekrardan fiyatı e, şöyle yapalım. Yukarı yönüne atmış. Yani neresi? Bakın bu alan. ilk likidasyon kurgusu. Şimdi ben burayı belirledim. Bununla beraber bir üst zaman dilimine bakıyorum. Çünkü benim fiyatım burada 15 dakikalık da bir e, swing aralığı var. Yani tek 5 dakika değil. Ona göre revize edeceğim. Her zaman üst zaman dilimine göre bakmak aslında daha doğrudur. Ben direkt 5 dakikada belirledim ama hani 15'te bunu revize edecektim. Ama ilk başta 5'te belirleyip pardon 15'te belirleyip 5'e göre hareket alsaydım daha doğru olurdu. Ben biraz tersten gittim burada o yüzden bir e, uyarı geçtim. Bakıyorum burada da bakın bir ihlali ve fiyatı yukarı atmış. O zaman benim ilk fiyatımı tutacak alan neresi? Bu bölge olması lazım bakın. Burası şunu da kırmızıya çevirelim güzel dursun. Bu bölge olması lazım. O zaman ben ilk fiyatıma tepki buradan beklemem lazım. Devam ediyorum. Bakın Fiyat buradan bir tepkisini verdi ama asıl e, emirlerin toplandığı bölge bu alan. Buradan konum alamaz mıyız? Buradan konum alabiliriz. Daha alt zaman dibine düşerek bu yaptığımız basamakların aynısını ilk bu e, kurgu yapılan bölgeye geldiğinde de, e, inceleme fırsatımız olabilir. Yani Ona göre de konum alabiliriz. Devam ediyorum. Bakın fiyat geldi. Şimdi burada niye bu hareketi yaptı derseniz aslında buradaki bu hareket likidasyon kurgusu. Yani burada herkesi topluyor. Gideceğine inandırıyor. Ama fiyatı ne yapıyor? E, buradakileri manipüle ederek tekrardan alt bölgeden alıyor. E, biz buradaki imbalanstan işleme giremez miyiz? Girebiliriz ama bizim burada yapacağımız en önemli kısımlar şu olması lazım. Stopumuz her zaman buranın altında olması lazım. Devam ediyorum. Bakın fiyatı yukarı yönüne attı. E şimdi ben buraya baktığımda şöyle bir dakikada pardon bir saate geldim bir inceleyeyim fiyat yukarı gitti açıklık bölgemiz neresi demiştik bir saatte şu seviye demiştik son açıklığına bakıyorum orada 5'e bakıyorum pardon 15'e bakıyorum şöyle bir 5'e geliyorum revize edebilir miyim diye bu bölgeyi bakın burada şimdi 5'e geldiğimizde buralar test edile edile gelmiş. Bunu nereye kadar revize edebiliriz? Bunu bu bölgeye kadar revize edebiliriz. Neden? Çünkü biz aşağıdan 5 ve 15'i takip ederek geldik ve bunu bir 1 saatlik bölge içerisinde yaptık. Ve 1 saatlik açık bölge içerisinde de alt zaman dilimine düşerek nereye kadar test etmedi fiyatta bunu anlamaya çalıştık. Yani şu an aslında şurası 1 saatlik bir bölgemdi ve 1 saati ben 5'e göre revize etmiş oldum. Devam ediyorum. Şöyle bir 15'e gelelim tekrardan. Bakıyorum bakın ihlaller alındı. İhlaller alındı. Şimdi buranın üstüne çıkması neyi oluşturacak? Benim için yeni bir swing aralığımı oluşturacak. İnceliyorum yapıyı. Bakın yeni bir bosun. Yeni bir bosun. Ve de yeni bir ee, swing gerçekleşti. E şimdi ben tepkiyi nereden bekleyebilirim? Bakın son açıklığı burası. Her zaman buraya getirir mi? Getirmeyebilir. Burada açık imbalansları var. BPR'ları var. Buralardan da tepki alabilir. Ama benim bekleyeceğim bölge neresi olması lazım? Fiyatın son tutacağı bu bölge. Bakalım. Çıkardı. İmbalansına çift taraflı. Yukarıda da açıklığı vardı. İnceleyelim. Fiyatı bir tur daha yukarı götürdü bakın. Olabilir. Böyle bir bosumuz. Böyle bir Love seviyemiz gerçekleşti bu şekilde. Bununla beraber burada başka neye bakabilirdik dersek şöyle bir bir saate gelelim. Bir saatte bölgesi var mıydı? Bir saatte göremedim. Devam ediyorum. 15 dakikada. Burada mesela son açıklığını beklediğimizde aslında fiyatı getirmemiş oldu. imbalansından çevirdi. Devam. Sonra devam edelim. Bakın fiyat sıkışa sıkışa geliyor. Şöyle bir bir saatte atalım. İnceleyelim yapıyı. Bakın hedefine kadar gelmişti zaten. Şimdi şu saatten sonra bakalım fiyat ne yapacak? Bize ne vermek istiyor? Şöyle 15 dakikada takip edelim. Swing Low'umuz. Şimdi diğer bir uyarı. Bakın Swing Low'umuz var ve buranın altında bir açıklık var. Şimdi burada iki tane ihtimal olabilir. Buradaki ee, karakter değişimi fake olabilir. Fiyatı ilk buradan çevirebilir veyahut daha aşağılarda bakın likidasyonlara var. Fiyat buraya oynayabilir. Yani direkt aslında buraya emir atmak hani doğru olmaz. Çünkü burada bir e, swing oluşturdu. O yüzden fiyatı takip etmek lazım. Eğer fiyat şu an aşağı gelecekse. Neden bunu konuşuyorum? Çünkü fiyat açıklığına geldi. Fiyat bu açıklığa geldikten sonra ben e, tekrardan long bakmadan bir fiyatta bir manipülasyon görmem lazım. Çünkü bir üst zaman diliminde açıklık kapandı. Pardon. Nerede kalem? Bir üst zaman diliminde açıklık kapandı. Bakın burası. Şimdi aşağıda bir manipülasyon görelim ki tekrardan biz yukarı sürebilelim yapıyı. Neden yukarı diyorum? Çünkü hala bizim ana yönümüz bakın bir saatte yukarı. Bakın bir saatte hala biz yukarı yönüne bakıyoruz. Burada bir manipülasyon gerçekleşebilir. 15'te devam edelim. 15'te çizdik swingimizi. Devam ediyorum. Bakın ne oldu fiyat buradan bir tepki verdi ama burayı e, manipüle etti bununla beraber Şimdi devam ediyorum burada bir karakter değişimimiz geldi Karakter değişimimiz geldi ve benim yeni bir Swing ayım oluştu Swing ayım oluştu tamam 15 dakika şimdi ben burada 5 dakikaya ve e, 1 dakikaya düşerek yine konum alabilirim ama her zaman 5 ve 15 şu an benim e, ana yönüm olması lazım. Bunun nedeni de şu. Burada bir karakter değişimi gerçekleşti ama bu 15 dakikalık bir karakter değişimi ama benim 1 saatte yönüm yukarı. O zaman ben şunu yapmam lazım. 5 dakika ve 15 dakikada e, bir dönüş görmem lazım ki yukarı yönlü. Ben buranın bir manipülasyon olduğunu, şu karakter değişiminin bir manipülasyon olduğunu anlayabileyim. Bunun ikinci nedeni de fiyat yukarıdan bir açıklıktan döndüğü için manipülasyon bekliyorum aslında. Ve bununla beraber bakın geçmişte tuttuğu bölge <laughs> nasıl fiyatı mıknatıs gibi çekti. Hemen mıknatısımızı da koyalım bakın. Burası nasıl fiyatı mıknatıs gibi çekti. Bakın şu seviye. Sonra elimi güçlendirecek ee, varyasyonlar bulmam lazım. Bakıyorum. Bir saatte bakın burası ne kalmış? Bir sweep kalmış. Şöyle bir 4 saate geliyorum. Bakın 4 saatte de burası bir fitil olarak kalmış. Ayrıyeten burası nedir? Bakın fiyat yukarı yönlü kırılım vermiş. Likidasyon. Likidasyon olarak bu bölgeleri çalıştırmış fiyat. Yani burada aslında bir likidasyon alınmış oldu. O zaman 4 saatte de bir burası likidasyon olarak kalmışsa ben 15 dakikada güvenli bir şekilde dönüşü görürsem ben tekrardan fiyatta yukarı yönlü bir işleme bakabilirim. Yani fiyatın yukarı yönlü gidebileceğini ee, tahmin edebilirim. Bakalım kırılım bölgemize. <laughs> evet bakın yapımız burada yukarı yönlü kırılmış oldu. Benim burada bir likidasyonum da alındı. Yani artık dönüşüne bir likidasyon beklememe gerek yok. Niye? Burada çünkü likidasyonu temizledi. Ha burada manipülasyon gerçekleşebilir. Gerçekleşebilir mi? Gerçekleşebilir. Ama benim İlk aşamada likidasyon alındığı için burada e, likidasyon beklememem lazım. Ve benim buradaki açıklığım neresi bakın? Bu bölge. Devam ediyorum. Evet. Fiyat aldı. Ve de yukarı yönlü. Götürmeye tekrardan başladı. Aslında şu an ne olmuş oldu? Buradaki karakter değişimini e, manipülasyon olarak görüp biz buradan tekrardan biyasımız yönünde yukarı yönlü bakmaya başlamış olduk. Bakalım ne yapacak? Sonra da bakın yukarı kadar fiyatı getirmiş oldu. Aslında bütün öykü e, fiyatın nereye gitmek istediği hangi aralıklarda oynamak istediğinden ibaret. Bakın inceliyoruz. Fiyatı burada açıklıkları mesela bu aralıkta neresi bakın burası ee, ve buranın altında şu alan bakın bu alan bakalım fiyat ne yapacak iki aralıkta bakın altını aldı üstünü aldı durun şöyle bir bakın en basit bu şu anki yorum imbalansa göre bakın imbalans yorumu imbalansları var. Ve burada bir imbalans var. Ve bununla beraber buranın altında likidasyon kullandı. Üstü kapandı. Şimdi alttan e, tepki aldı. Üstü kapattı. Benim ana yönüm nereye? Yukarı aslında. O zaman fiyat tekrardan bakın. Ne yapabilir? Aşağı gelir. Bakın. Aşağı gelir ve buradan tekrardan yukarı çıkabilir. Bakıyorum. Neden yukarı çıkabilir diyorum. Çünkü benim hala bakın hala ve hala benim ana yönüm yukarı. Bakın burada bir boz gerçekleşti yine. Nedir burası? Bir lob. Yazalım. Burası bir lob. Benim ana yönüm hala yukarı. Ben burada şu an bir açıklık göremiyorum ama burası temizlendi ve hala yukarı bakmam lazım. E, bakacağım aralık da bakın. Bu bölge. Bu bölgeden ben bir long bakacağım. Likidasyon da alanında yukarıda da bir açıklık yok. Bakıyorum 5 dakikaya. Son açıklık buranın içerisinde. Devam edelim. Bakın tekrardan fiyatı son test ettiği bölgeye kadar getirmiş oldu. Devam edelim. Bakın temizliğe temizliğe. Tekrardan fiyatı yukarı yönüne atıyor. İşte buradaki önemli olan nokta ne? Her zaman dediğim gibi doğru bir yaz. Eğer bizim bir doğruysa ve fiyatın nereye gitmek istediğini görebiliyorsak Tek geriye kalan nokta fiyatın nereden döneceğini tespit etmek oluyor. Ee, başka ne anlatabilirim? Mesela şurada şeyi konuşmuştuk bakın. Ee, fiyat 1 haçta yukarı yönlüydü. Direkt hani 1 haçtan 1 eme düşüp burada işlem aramak bizi yanıltabilir demiştim. Bunun en büyük nedeni de eğer fiyat biz yönü doğru belirliyorsak aslında fiyat gidecektir. Hani biz 1 haçtan 1 eme düşsek de. Burada bir bir emlik market kırılımı gördüğümüzde fiyat yukarı götürür. Ama bu bize e, manipüla bu bizi manipülasyona da götürebiliyor. Çünkü bazen e, dalgın olabiliyoruz. Hani insanlık hali. Biasımız yanlış olabiliyor. Bu bize e, birazcık yanlış yola sürükleyebilir bizi diyeyim. E, ama göstereyim şimdi. Şurada da bireme düşelim. Bir bakalım nasıl bir fırsatlar var. Bakın şöyle Şöyle alalım bakın. Şöyle silelim şuradan yapıyı. Tamam. Bunları da silelim. Şunları da silelim. Bunlarla işimiz yok. Tamam. Şimdi bu bölgedeyiz. Şöyle bir 5'e gelelim. Evet. Buradan aşağı geliyor. Manipülasyondan kurtulmanın bir diğer yanında aslında ince işçilik yapmaktır. Bunun e, en önemli kriterlerinden birisi de fiyatın döneceğini beklediğimiz bölgede bakacağımız zaman yani biz bir haşlık bir dönüş beklediğimiz bölgede 1M'de bir hem bir bir haşlık bölge içerisinde düzeltiyorum. Bir haşlık bir bölge içerisinde bir hem dönüş belirleyeceksek bu bölge içerisinde bir emdeki açıklıklar nerede? Bir bunu anlamamız lazım. O yüzden bölgemin içerisinde bir bireme düştüm. Şurada bir bakmam lazım. Nereler var? Açıklık. Bakıyorum. Bakın test edilmemiş. Sonra bakın şurası test edilmemiş. Şöyle şu aralık. Şöyle alalım. Buraya kadar bir test gelmiş. Şunun altına alalım. Ve de tamam burayı da şöyle tek çizgi olarak belirlesek sorun olmaz. Daha altında var mı? Yok. Yani benim son açıklarım neresi? Bu üç bölge fiyattaki. Cık. Geliyorum şimdi sola. Fiyatı izliyorum bakın. Devam edelim. Bakın ne oldu fiyatta? Geldi buranın altına geçti. İlkinden tepki aldı. İkinciden tepki aldı. Bakın şu an atlamıyorum. Burası bir market kırılımı değildir. Swinglerini takip etmemiz lazım. Takip edelim fiyatı bir. Takip edelim. Bakın ne yaptı? Bir ihlalini aldı fiyat. Sonra ne oluşturdu? Bakın bir swing oluşturdu. Bir boss. Yani direkt buradan atlamadım fiyata. Bir swing ayı. Devam ediyorum. Tepkisini aldı. Bakalım burada bir ihlalimiz var mı? Ee, böyle bakayım ihlal, boz. Bakın tekrardan bir boz. Şunları kapatalım. Bunlarla işimiz yok artık. Böyle bir swing ay. Devam ediyorum. Bakın ne gerçekleşti? Fiyatta bir e, karakter değişimi gerçekleşmiş oldu. Şu an mesela biz burada neyi bekliyoruz? Fiyatın ilk başta işte düzeltmeye gelip yukarı yönlü gitmesini bekliyoruz. Ama biz bir haçtan 1M'e bir düştüğümüz için ekstra konfirmasyonlar görmemiz lazım. Mesela bir likidasyon kurgusu olabilir. Ama şu an ilk aşamada ne yaptı? Fiyatı aslında yukarı yönlü çevirmiş oldu. Şöyle bir takip edelim fiyatı bakalım likidasyon kurgusu yaratacak mı? Bakın bir kurgu gerçekleştirdi ve fiyatı bir yukarı kırsın. Bakın kırdı. Tamam fiyatta artık girebileceğimiz bölge bu alandır. İşte buranın altına stop veya buralara giriş olarak atabiliriz. Bakıyorum bakın öne açıldı artık fiyat. Bu şekilde de fiyatı takip edebiliriz. Ama işte buradan girdiğimizi e, hedeflerimiz olan yukarılara kadar tutmak e, doğru değil. Neden doğru değil? çünkü her zaman gitmez. Güzel karlar edersiniz ama kardayken de işleminiz terse dönüp stop olabilir bunun en önemli nedenlerinden birisi de fiyatı e, zaman dilimlerini tek tek düşerek veya 2 e, 2 düşerek bakmak lazım yoksa e, bizi manipülatif hareketlere götürebilir tabi burada fiyat büyük ihtimalle gidiyor yukarı yönlü şöyle bir alalım buradan bakalım geçmeden gidecek mi bakın bölgemizi geçmeden fiyatı götürdü ama her zaman böyle götürecek diye bir şey yok. O yüzden bu bizi yanıltabilir. Ne yapmamız lazım? Bütün zaman dilimlerini kademe kademe düşerek üst zaman diliminden alt zaman dilimine göre bölgeleri küçültmek lazım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bu haftanın özeti bu şekildeydi. Yöne nasıl baktığıma, manipülasyon bölgelerine nasıl baktığıma biraz değindim. Gerisi artık sizde. Kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.